Evet, hattımızda Filiz Hanım var, bizi Ankara'dan arayan. Merhaba Özlem Hanım. Merhaba Filiz Hanım. Ne almak istiyorsunuz ve kaç para? Biz eşimle birlikte bir ev almak istiyoruz. 250 bin lira. 250 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz. Evet. Ankara'dan. Kaç oda kaç salon? İki oda bir salon. İki oda bir salon. 250 bin lira Ankara'da ev almak istiyorsunuz. Evet. Hemen bakalım. Karı koca anlaştınız. Çocuk var mı? Evet, bir kızımız var. 5 yaşında bir kızımız var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. O da istiyor mu? Anne, ben de ev istiyorum diyor mu? İstiyor tabii. Kendi odası olsun istiyor. Şimdi biraz küçük bir evde yaşıyoruz. Evimizi de büyütmek istiyoruz. Kendi odası. Şu anda ne kadar kira ödüyorsunuz? Şu anda 450 lira veriyoruz. 450 lira veriyorsunuz kiraya. Hı. Peki bakalım sizi ev sahibi edebileceğiz mi? 250 bin liralık ev aldırabileceğiz mi? Ne kadarlık geliriniz var? Gelirimiz 4500 lira. 4500 lira geliriniz var. Karı koca mı çalışıyorsunuz? Evet, karı koca çalışıyoruz. Çok güzel. Artık tek hanede tek kişinin çalışması yetmiyor, değil mi? Faturalar, evet, masraflar filan yetmiyor. Evet, o yüzden evet, kadınlarımız da çalışmak isteyen kadınlarımız da teşvik ediyoruz çalışmaya. Giderler ne kadar toplam? Kira dahil, 450 lira kira dahil. Dahil 2500 lira. 2500 gidiyor, 4500 geliyor, 2500 gidiyor. Evet. Peki, borç var mı? Borcumuz yok, Allah'a şükür. Birikim var mı? Birikimimiz 100 bin lira kadar bir birikimimiz var. Şöyle bir gittiniz geldiniz düşündünüz, 100 bin lira mı kaç bin lira? Evet. Bir de bazen şu oluyor biliyor musunuz, birikimi söyleyince hemen tak tak zil çalıyor komşu. Pardon, biraz borç alabilir miyim? Evet, biraz o yüzden tereddüt ediyorum. O yüzden çok tereddüt ediyor ama para durumunda biz burada samimice, biz bizeyiz. Kimse duymuyor, merak etmeyin. 100 bin lira birikiminiz var, 4500 gelir var, 250 bin liralık bir eve ben bugün size onay vermiyorum. Evet. Hemen nedenini söyleyeyim. 250 bin liralık eve onay vermiyorum ama biraz pazarlık ederseniz 210 bin liralık eve onay veriyorum. Hı-hı. Nedenini söyleyeyim mi? Şimdi insana geliyor ki ne olacak canım? 250 ile 210, 200 aynı şey. Hayır, aynı şey değil. Siz her ay gelirinizin %40'ından daha fazlasını ev kirasına ya da ev ödemesi morgıca yatırırsanız bu sizi zorluyor. O yüzden aylık ev ödemeleriniz sizin gelirinizin %40'ını geçmesin. Dolayısıyla benim size tavsiyem, evi alın ama azıcık pazarlık